Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Modelim böyle çıtıptı, ajurlu, hafif kabartmalı, böyle tomurcuk güllere benzeyen, gonca gibi böyle dizilmiş, serpme şekilde çok güzel bir model. Yapılışı da gayet zevkli olup hızlıca ilerleyen bir örnek. Bu modelimizi istediğiniz bütün yerlerde, bayan ve çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bakın modelin böyle harika bir model. Bakın bu şekilde. Bunu eto şallarda çok güzel ince iplerle, kalın şişlerle örerseniz eto şallarda, çizlik yeleklerde harika bir model olur. Evet. Şimdi bu modelimin anlatımını sizlere yapacağım. Modelin burası da arka yüzü. Burada bebe yünlü 3,5 numara şişle çalıştım. Şöyle. İnsan baktıkça bakası geliyor. Evet. Şimdi burada yine tekrar bebe yünlü 3,5 numara şiş ile ilmeklerimi atıp hazırladım. Modelimin ilmek sayısı 6 ilmek ve katlarından oluşmakta. 6 6 diye katlarını hesap ederek ilmek atıyoruz. Artı bir tane ilmek atıyoruz. 2 tane de kenarlara ilmek atarak modelimizi düz yüzde kuruyoruz. Burada da ben 2 sıra haroşa örüp örgümün düz yüzüne geldim. Bu şekilde burada modelimi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ters örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örerek birlikte örerek kesiyorum. Yanında tekrar bir ters ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ters örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örerek birlikte kesiyorum. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. Bu kesme ilmeğimin yanlarında bir sağında bir solunda ters ilmek oluyor. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıp bir ters örüyorum. Ters ilmeğimin devamında 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Tekrar bir ters daha örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. İpimi şöyle ön tarafa aldım. Bir ters örüyorum. Ters ilmeğimden sonra 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Yanına bir tane daha ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de şöyle ters örerek sıramı tamamladım. Modelin birinci sırasını tamamladım. İkinci sırasında arka tarafında sadece ters örgü örerek modelimizi devam ettiriyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tamamını ters örerek sıramı tamamlayacağım. Modelimin ters sırasını örüp geldim. Düz yüze geldim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz örüyorum. 1 2 2 düz ördüm. Bir dolama yaptım. Sıradaki yine bu 3 ilmek üzerinde işlem yapacağım. Birinci ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi ikinci ilmeğimin önünden şöyle girerek birlikte ördüm. İkisini bir kestim. Örmeden aldığım ilmeğimi de bunların üzerinden atlatarak 3 ilmeğimizi bir ilmeğe düşürmüş olduk. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi yine bir ilmeğe düşüreceğim. Birini örmeden aldım ilk ilmeğimi. 2 taneyi soldan sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden atlatarak kesim yaptım. Bir dolama, 3 düz ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Sıradaki 3 ilmeğin birincisini örmeden aldım. İkincisini şöyle ikisinin içinden girerek kestim. Örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlattım. Bir dolama yaptım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir dolama yaptım. Tekrar bu 3 ilmeğimi kesim yapacağım. Kenar ilmeğini, kenardaki birinci ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi de içinden girerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım. Dolama yaptım.
bir düz ördüm. Dolamadan sonra iki düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de şöyle ters örerek sıramı tamamladım. Arka yüzü yine tamamen ters örerek ön sıraya geleceğiz. Ters sıra örüp bitirdim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve bu defa modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Bir tane daha ters örüyorum. Bir tersten sonra bir dolama yaptım, bir düz ördüm. Bir dolama yaptım, bir ters örüyorum. Ve sıradaki bu 3 ilmeğimi yine birlikte kesiyorum. Ters olarak. Yanına bir ters ilmek daha örüyorum. Bir dolama, bir düz ilmek. Bir dolama, bir ters. 3 ilmeğin birlikte ters örerek kestim. Yanına bir ters daha, bir dolama, bir düz. Bir dolama, bir ters. 3 ilmeğin birlikte ters örüyorum. Tekrar bir ters daha örüyorum. Bir dolama yaptım, bir düz ördüm. Bir dolama yaptım, bir ters ördüm ve sıradaki 2 ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Burada hani ortada 3 ilmek kesiyoruz ya, kenarlarda da 2 tane kesiyoruz. Hem bu kenarda hem başlarken bu kenarda. Yani kenarlarda yarım model oluşmuş oluyor. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi burada modelimizi ilk önce burada kesme yapmıştık. Yani serpme şekilde ilerliyor. Burada kesme yaparken bu tarafta model kurmuştuk. 3 ilmek yaparak, artırmalar yaparak buraya modeli kurmuştuk. Bunu keserken buraya artırmıştık. Şimdi burayı keserken de burada kesim yaparken de bu tarafta artırma yaptık, model kurduk. Birini kapatırken birini açıyoruz yani. Modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan ters olarak ilmeklerimi öreceğim. İlmeklerin tamamını ters örerken sizlerden de ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma lütfen abone olunuz. Abone olduktan sonra bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlamış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kenar ilmeğini de şöyle ters olarak ördüm. Modelimin tekrar ön yüzüne geldim. Modelimin şu anda 7. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa burada kenarda da yarım motif yaptığımız için buradaki bu 2 ilmeğimi kenar ilmekten sonra bu 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte kesiyorum. Artırma yapıyorum. Burada bu 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bu 3 ilmeğimi tekrar diğer motifi yaptığımızda bu tarafı burada kesim yapacağız. Bunu modeli hazırladık yani buraya. 3 tane düz ördüm. Şimdi kenar ilmekten sonra 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir dolama yaptım. 3 düz ördüm. Tekrar burada bir dolama yapıyorum. Bu 3 tane ilmeğimi yine keseceğim. Birincisini şişime aldım. Sol şişten sağ şişe aldım. 2 ilmeğimi de böyle içinden girerek soldan sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım. 3 ilmeğimi 1 ilmeğe düşürdüm. Burada yine tekrar bir dolama yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmeğimi yine kesim yapacağım. Birincisini örmeden aldım. İkisini birlikte kestim. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım. Dolama yaptım. 1, 2, 3. Dolama yaptım. Tekrar burada bir ilmeğimi örmeden aldım. İkisini birlikte kestim. Ve üzerinden ilmeğimi atlattım. Dolama yapıyorum. 1, 2, 3. Dolama yapıyorum. Burada bu 2 ilmeğimi birlikte keseceğim. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm.
Arka yüzde yine tamamen ters öreceğim. Ters sıramı örüp tamamladım. Şu modelimi şöyle bir gözden geçirelim. Modelimizi kurduk. Modelimizi tamamladık. Şimdi burada tekrar alt sıradaki gibi modelimizi ilk kurarken yaptığımız işlemleri yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz örüyorum. Bir düzden sonra bir dolama yapıyorum, bir ters örüyorum. Bir tersten sonra 3 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Tekrar bir ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum, bir düz. Bir dolama, bir ters, 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ters, yanında bir düz, bir dolama, bir düz. Bir dolama, bir ters, 3 ilmeğimi yine birlikte ters olarak kesiyorum. Tekrar bir ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz. Bir dolama, bir ters. Bir tersten sonra 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kestim. Bir ters, bir dolama, bir düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüzde yine ters öreceğiz. Modelimin tekrar ilk kurulumunda sizlere anlatmış oldum. Evet, modelim bu şekilde. Birbirlerine böyle yerlerini ördükçe mantığınız anlayacak zaten. Yerlerini değiştirerek bir tarafı kapatırken bir tarafta kurulum yapıyoruz, artırıyoruz. Bir tarafı da kapatırken aynı yaprak modellerinde olduğu gibi. Bu da böyle Gonca Güller koyacağım bunun ismini. Çok güzel bir model oldu. Evet, modelim bu kadar. Bugünlük de videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.